Sevgili Kanal 23 izleyicileri, herkeslere hayırlı cumalar diliyoruz. Bugün mübarek günümüz. Tüm esnaflarımıza Rabbim kolaylık, bol kazançlar versin ve ev hanımlarına yine diyoruz. Ev hanımlarımızın yükü çok ağır olduğu için Allah kolaylık versin onlara diyoruz. Bugün çok güzel bir prensesle bugün programımızı açıyoruz sevgili izleyiciler. Ve yanımızda çok güzel bir komutanımız var. Kendisi de yarbay rütbesiyle. Biz bugün inşallah çok güzel bir size tarifler vereceğiz. Aynı zamanda da iki tane yine birbirinden değerli konuğumuz var. Özellikle tekstil üzerine biraz sohbet edeceğiz. Elazığ'daki tekstil açığımız, tekstil eksiğimiz ve neler dönüyor, neler oluyor, nasıl güzel şeyler çıkıyor. Onları hep birlikte sizlerle paylaşmış olacağız. Sevgili Ayla Aydın Göz ve sevgili Erhan Türker Bey ile beraberiz. Sorularınız varsa sevgili izleyiciler, özellikle konuklarımıza tekstille alakalı sormak isteyin. Birazdan size sürpriz, malum poşet dönemine girdiğimiz için çok güzeldi aslında. Çanta dönemine girdik. Ben hemen konuklarımı size takdim edeceğim. Ardından da sizlerle keyifli bir tarif yapacağız. İlk öncelikle minik konuğumla başlayacağım. Bakalım minik konuğumuz kimmiş? Seni tanıyabilir miyiz? Evet. İsminiz? Balım Duru ya. Balım Duru Aydıngöz. Evet, hoş geldin Pratik Lezzetler Mutfağı'na. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. İyisin. Bugün ne yapacaksın bize? Yemek mi yapacaksın? Evet. Tamam. O zaman tüm izleyiciler seni izlemeye başlasınlar. Tamam. Tamamdır. Hemen küçük konuğumuzu sevgili izleyici tanıttıktan sonra annesine geçiyoruz. Ayla Aydıngöz, hoş geldiniz Pratik Lezzetler Mutfağı'na. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Çok şükür, biz de böyle koşturmaca günlük ev hanımlarının yükünü hafifletmeye çalışıyoruz. Pratik tarifler vermeye gayret ediyoruz. Siz de aynı zamanda iş temposu, yoğun gün iş temposunda bugün bize vaktinizi ayırdığınız için her ikinize, her üçünüze de ben sonsuz teşekkür ediyorum. Kanal 23 ve Pratik Lezzetler adına. Evet. Sevgili Erhan abim, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abicim, iyi misin? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sen nasılsın, iyi misin? Çok şükür. Biz de koşturuyoruz, ne yapalım? Günlük böyle işte günün teşkalesi diye, meşkalesi diye koşturuyoruz. Bugün Pratik Lezzetlerinde ne yemek yapacağız? Fırında şiş kebap yapalım. Fırında patlıcanlı şiş kebap yapacağız. Patlıcanlı köfteli şiş kebap. Değişik bir tarif gelecek sevgili izleyiciler. Hiç kaçırmayın bence. Çünkü ev hanımları pişman olacaktır bugünkü bölümümüzü kaçırırsa. Aynı zamanda da biz hemen Erhan abim zaten tekstil üzerine olduğu için sevgili izleyiciler. Haliyle poşete zam geldiği için, poşet fiyatları yükseldiği için biz neler şimdi yaptık Eren abi? Neler var, neler yapıyoruz? Poşet şu anda biliyoruz plastikten olduğu için kanserojen içermekte. Ama bizim yaptığımız şu anda Sağlık Bakanlığı'nın ve çevre koruma şeylerin birebir yaptığımız üründür. Yani sağlık açısından en iyi çantamız. En iyi çantalarımız. Evet. Hemen şurada da var tezgahın üstüne, hem göstermiş olalım sevgili izleyicilerimize, çeşitlerimizden. Biz bugün baskısız getirdik sevgili izleyiciler. Pazara giderken özellikle ev hanımları ve beyler de şimdi artık alışveriş alıştıkları için pazara giderken bol bol içine malzeme doldurabileceğiniz aslında bence en güzeli bunlar. Sağlık açısından da dediğiniz sağlık gibi onaylı tamamen. Antibakteriyel özelliği vardır. Çevre dostudur. Yani bir plastik poşet çöpe gidiyor. Çöpten sonra erimesi yıllarca biliyorsunuz. Kesinlikle. Bunun öyle bir şey yok. Bunun çantamızda ev hanımlar şu anda yani Sayın Cumhurbaşkanımızın bize bu şekilde sağlıklı bir şey yaşattığı için teşekkür ederiz bu arada. Biz buradan da gerçekten devletimize evet, çok teşekkür ediyoruz. Aslında bu çok önceden alması gereken evet, bir önemli. Avrupa çok eskiden vardı aslında. Evet, Avrupa ülkeleri zaten şu anda hepsi yapıyor. Yani biz Türkiye olarak çok geç kalmıştık ama bu kapıyı bize açtığı için yani siz de programda bize yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten pazar çantası gördüğümüz gibi sevgili izleyiciler, eğer ki biz hep şunu diyoruz, ekonomi devre olduğu için evet, damamıyla idareli kullanırsanız, yani hor kullanmadan temiz kullanırsanız bunu yıllarca da kullanabilirsiniz. Ve bunun bir çantanın size böyle sade değil de, diyelim ki ben bir firmayım, evet, geldim dedim ki Erhan Bey bana işte 2000 tane çanta özel benim logomla, benim ismimle bastırabilir misiniz? Evet. Fiyatı neye mal olmuş olur? Böyle bir çantanın en azından esnaflarımız da izliyorsa tabii. bilgi sahibi olmuş olsunlar. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den yaptıracaklarına. Elazığ'da böyle bir abimiz var. Semtin, yerin, ismi, yerin de söyle abi. Adresini de söyle ki en azından sana ulaşsınlar. WhatsApp hattımızdan sevgili izleyiciler, biz daha sonra Erhan abimin iletişim bilgilerini verebileceğiz. Daha çok bize sürprizlerimiz olacak. Çantadan çıktıktan sonra biz yemeğimize başlayacağız. Ardından da daha güzel, çok değişik, özellikle kafe, restoran, otel, bütün işletmelerimizin personel kıyafetinden tutun da
önlüklerine, keplerine kadar hepsini sevgili Erhan abim ve sevgili Aile ablamız yapıyor sizlere. Yerimiz neredeydi? İzzetpaşa Mahallesi'nde. İzzetpaşa Mahallesi'nde, evet. Oscar Market hemen yanı tarafı. Tamam. Sevgili izleyici, Şehit İlanlar'da gittiğinizde zaten Erhan abi kesinlikle bulursunuz. Yukarı ışıklardan aşağı döndüğünüzde ilk sağ mıydı, ikinci sağ mıydı? İkinci sağdan. Hastane kavşağına, eski devlet hastanesi ve sigorta hastanesi ışıklarından Şehit İlanlar'a indiğimizde ikinci sağdan içeri girdiğinizde 50 metre sonra Erhan abim sağda göreceksiniz. Kocaman bir zaten tekstil atölyesi ve özellikle şallar asılı orada, çantalar asılı görürsünüz. Biz de buradan tüm çanta isteyen, özellikle zaten şu an gündem seçim yaklaştığı için özellikle muhtarlarımız bol bol yaptırıyor diye biliyoruz. Muhtar, belediye başkanlarımız. Şimdi hocam biz bunu 16 yıldır yapıyoruz Elazığ'da. Evet. İlk getiren de biziz. Bu bana abiden kalma bir mesleğimdir benim. Bu Elazığ'da yani sipariş verildiği zaman hem klişesi hem baskısı hem de dikim olan tek yeriz. Yani kumaş olarak geliyor, çanta olarak çıkıyor. Ve bu şu anda Elazığ ve Doğu'da tek bir yer. Yani evet. Biz baskımızı dışarıda yapmıyoruz. Kesimimiz içeride. Zaten Aylan onun yani başıdır, yani ustabaşımızdır. Ve şu anda onunla yer açacak. Yani büyük bir yerimiz açacak. Biraz daha, biraz daha büyük yere gideceğiz. Şu anki yerimiz küçük. Evet. Biraz daha modern ve büyük bir yere. Aynı zamanda baskıyı da kendiniz yapıyorsunuz. Evet. Dikimini de hepsini komple kendiniz yapabiliyorsunuz. Kürşesinden kalıbına kadar. Kalıbına her şeyi. Böyle bir çantanın bir işte dediğim gibi kişiye maliyeti yani bir tane fiyatı değil. Diyelim ki 1000 tane istedi veya 2000 tane istedi. Bunların veya kaç adet gelmesi lazım size sipariş? Abi biz 500'den aşağı almıyoruz. 500'den aşağı sipariş olmuyor. Evet, almıyoruz. Ha bundan tanesi de 1.250'den başlıyor. 2.5-3 milyona kadar ebatlarına göre değişiyor. Ebatına göre, evet, değişiyor. Baskının büyüklüğünün çokluğuna göre gider tabii ki tabii, bu. Tabii hocam. Yani 1.25 liradan 3.5 liraya kadar, 5 liraya çantanın kadar da çıkar var. Sevgili izleyici. Tabii ki bu sizin istediğiniz ebatına göre, ölçüsüne göre ve tabii ki model isterseniz çeşitli modelde çıkabilir. Tabii. Örneğin bunun yan tarafına küçük bir cep fermuarlı isteyebilir. Çünkü tabii cüzdanını istiyoruz. Koymak isteyebilir. Hani ev hanımı giderken çantasını ikide bir çıkarmasındansa pazar çantasının tabii, yanına tabii. Ekstra bir cep ve cüzdan koyması için fermuarlı. Bunu da isteyebilirsiniz. Zaten biz hemen ne yapıyoruz? Sevgili Aile ablamla beraber yavaş yavaş tarifimize geçelim. O arada da biz Erhan abimizle yavaş yavaş da sohbet edeceğiz. Aşçılarımıza neler yapabileceğiz? Kafe, restoran, otellerimize neler yapılıyor? Onlara da sohbet etmiş olacağız. Prensesimiz bugün bize güzel bir yemek yapacak sevgili izleyiciler. Hemen bunları almış olalım. Sen bugün bize neler yapacaksın prenses? Yemek. O zaman hemen başlıyoruz biz yemek yapmaya. Ben ne yapayım? İlk önce köftemizi yoğurmak için bir kabımı vereyim ben Aile ablama. Şöyle kabımızı alalım. Hemen bir ıslak. Eldivenimiz yine kameraman kardeşimle rica edeceğim. Eldivenimiz üstteki çekmecede. Kıymamız hemen burada. Maydanoz. Hemen biraz maydanoz ben hazırlayayım. Bir yumurta. Bir şey olmaz. Hemen bir tutam maydanoz doğrayacağız sevgili izleyiciler. Bir tutam maydanozumuzu sevgili izleyiciler ilk öncelikle hemen doğramış olalım. Ben hemen eldivenimi de alayım. Yine bir şey olmaz. O da düştü. Onu çöpe atacağız. Sen eldiven kullanma, tamam mı? Sen minik ellerin zaten temizli kadın, pırıl pırıl. Değil mi? Eldivenimiz de sana büyük olur. Şimdi köfteyi yaparken anneye yardım edeceksin, doğru mu? Bugün ev hanımlarımıza çok kolay bir tarif vereceğiz sevgili izleyiciler.
Ayla ablam özellikle bugün hem kendisi iş yoğunluğundan aslında çok da yoğunlar, yoğun bir tempoda çalışıyorlar. Bize fırsat ayırıp geldiler. Hem de eve gittiğinde sadece karşımızda bir tane prenses var ama bir de yakışıklı delikanlımız var. Tabii ki aynı zamanda da hem anne olmak hem de çocuklara her türlü koşturup yetiştirmek biraz zor. O yüzden diyoruz ya sevgili izleyiciler, ev hanımlarımıza Allah kolaylık versin diliyorum. Amin. Gerçekten beylerimizden daha zor işiniz var. Doğru mu Ayla abla? Evet. Yani beyler ne kadar derse ki bizim işimiz zor ama bizim sadece şu. Sabah evden çıkar işe gideriz. Akşam eve geliriz, sofrayı sorarız. Evet. Beylerin yapmak istediği bu ama ev hanımının sabah kalktığındaki işte çocukları okula göndermek, eşi tekrar işe göndermek, ev temizliği, işte çocuk okuldan gelecek, onun öğlen yemeği, tekrar akşam yemeği, ev temizliği ve aynı zamanda siz tekstilde gün boyu yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz ki bu aralar çok kalabalık olduğunu biliyoruz. Evet. Şimdi kıymamız... Bir yumurta alabilir miyim? Bir yumurta alabilir miyiz? Evet, bir yumurta alabilir miyiz? Yumurtamız, ben tuzumuzu da hemen şöyle vereyim. Kıymamız çok olacak ama. 1 kilo kıyma kullanıyoruz sevgili izleyiciler. Patlıcan ve özellikle çeri domatesi aldık. Bir de arpacık soğan biz yanına ilave edeceğiz. Sonradan çok da keyifli bir tuzumuzu ekleyelim. 1 kilo kıymaya zaten bildiğiniz gibi sevgili izleyiciler yaklaşık 1 yemek kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Kekiğimiz, karabiber. Şöyle karabiberimiz, yine yeni baharımız var. Dileyen sevgili izleyicilerimiz, yumurta bir adet yeterli olur mu Ayla ablam? Evet. Şöyle yumurtamızı da ben vereyim. Bir küçük soğan ve bir diş sarımsak ilave ediyorum. Tabii ki. Ben hemen onları da hazırlayayım ben. Kimyonunuzu da ilave edeyim. Hazırlayayım. Bir yumurta. Gördüğünüz gibi mutfakta hummalı bir çalışma var sevgili izleyiciler. Hem sizlere keyifli yemekler. Sarımsağımızı rendeleyelim mi yoksa minik minik doğrayalım mı? Aslında ben doğrasaydım. Neyse, küçük doğruyorsak doğru. Tamam, doğrayalım o zaman sarımsağımızı. Soğanı çekeyim mi? Yine ince ince ben sarımsaklarımı doğrayacağım sevgili izleyiciler. Eldiven çünkü biraz ucu da içinde bazen kesiliyor. O yüzden eldiveni çıkardım sevgili izleyiciler. Bugün sizlere güzel bir asker de getirdik sevgili izleyiciler. Burada yanımızda minik askerimiz. Şimdi birazdan ben doğradıktan sonra biraz da minik askerimizle sohbet edeceğiz. Kendisi askerleri ziyarete gitmiş. Orada neler olmuş, neler yapmış bakalım. Öyle değil mi prenses? Köftemiz için sevgili izleyiciler, bir diş sarımsak ve bir orta boy soğanımızı da bugün Erhan abimize verdik. Erhan abimiz soğanımızı doğruyor. Bu köfteyi bir somun dayata ekmek içi olabilir yarım veya galeta unu varsa. Galeta unu da kullanabiliriz. Yani isteyen ev hanımları eğer galeta unu yoksa ne kullanabilir? Somun evde bayat içi. Somun ekmeği varsa kullanabilir tamamıyla. Ben hemen galeta unumu ne vereyim mi? Ben alayım. Şöyle. Sarımsak. Aldık.
Evet, prenses seninle bir de sohbet edelim bakalım. Sen askeriye mi, buradaki askeri ziyarete mi gittin bizim askerlerimiz? Evet. Ne yaptınız orada? Orada fotoğrafını Erhan Bey çekti. Orada askerlere fotoğraf çektin. Ondan sonra ne yaptın orada? Orada komutanın kapısından geçtim. Komutanın kapısından geçtim. Bir tek sen geçebildin ama oradan kimse geçemiyor. Evet. Sen özel bir asker olduğun için değil mi? Oradan sen geçtin, gittin komutanı mı ziyaret ettin? Evet. Komutan bana şapka verecekti ama almadım. Komutan sana şapka hediye edecekti ama almadın. Neden? Çünkü istemedim, utandım. Utandı. O zaman biz buradan ne yapalım? Komutan eğer seni izliyorsa o şapkayı sana göndersin. Tamam. Sen utandığın için almamışsın ama o da sana göndersin, olur mu? Tamam. Ama senin kendi şapkan da varmış zaten. Üniforman da var üstünde. Askeri kıyafetin de var. Evet. Bugün biz de buradan bir tane asker göndereceğiz şimdi. Bizim kameraman abilerden birisi bugün askere gidecek. Onun kıyafeti yok ama. Senin kıyafetleri ona verelim mi? Hayır. Olmaz değil mi seninki ona? Çünkü o gitsin kendini orada kıyafet alsın, öyle mi? Tamam. Buradan bir şeyler söylemek ister misin arkadaşlarına? Evet. Ne söylemek istiyorsun arkadaşlarına? Mesela sen okula gidiyor musun? Gidiyorum. Hangi okula gidiyorsun? Ana sınıf belediye okulu. Ana sınıfa gidiyorsun. Peki oradaki kaç tane arkadaşın var? Bir sürü arkadaşım var. Bir sürü arkadaşım var. Neler yapıyorsunuz okulda? Neler öğreniyorsunuz? Okulda kedi yapmıştık bir keresinde. Kedi çizmiştiniz. Başka? Başka. Arkadaşlarını seviyor musun orada? Evet. Neler yapıyorsunuz? Orada bazen her oyun oynuyoruz. Sonra da dersimize başlıyoruz. Yemekhaneye gidiyoruz. Ondan sonra yemek. Önce bir şeyler oynuyorsunuz. Sonra bir şeyler yapıp sonra yemekhaneye yemek yemeye gidiyorsunuz. Evet, bir şey yapacağız. Materyalden sonra bir şey yapacağız. Etkinliğimizi. Sonra da gidiyoruz yemekhaneye. Çok güzel. Buradan arkadaşlarına ne söylemek istiyorsun? Seni izliyorlar şimdi. Seviyor musun onları? Evet. İyi o zaman. Onlar da seni çok seviyormuş. Öyle dediler. Biz dediler. Aileyi çok seviyoruz. Evet sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Gördüğünüz gibi yemeklerimizde yavaş yavaş köftelerimizi yapıyor. Ben hemen fırın tepsimi çıkarıyorum. Doğru mu ablam? Evet. Patatesleri varsa doğrayabiliriz. Patatesler soyulabilir. Şimdi ben patlıcanları hazırlayayım. Şişlerimiz. Nerede? Şişsiz yapacağız bugün. Şişlerimiz çünkü yok sanırsam. Bugün şişsiz yapacağız. Ama aynı şekilde tepsiye dizebiliriz. Ben patlıcanları doğrayayım. Ardından patates de koyacak mıyız yoksa sadece biber? Siz bilirsiniz. Patatesli olursa da iyi olur. O zaman tamam, patates de yapmış olalım. Patateslerimizi de ben hemen çıkaracağım. Şöyle yeterli mi şu Ebat abla? Evet. Ben hemen yine bir tabağıma doğradıklarımı ilave edeyim. Hemen yine patateslerimi... Buyurun, doluyorum. Sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri, bugün hem tekstil üzerine biraz sohbet edeceğiz. Hazır dedik bu poşet olayına herkes gerçekten çok tepki göstermişti ama bence hiç boşa tepki göstermesine çok güzel bir uygulama aslında. Evet. Böyle çantaları almanız daha güzel olur ve daha sağlıklı olur. Kesinlikle alışverişinizi keyifle istediğiniz kadar malzemeyi doldurabilirsiniz sevgili izleyiciler. Tekrar kullanabilirler. Yıkanabilir özelliği var. Yani bu çantaları yıkayıp kuruttuktan sonra tekrardan kullanabiliriz. Evet. Kirlendiği zaman işte atıyorum domates aldınız, ezik domates çıktı ama çantanızı çöpe atmıyorsunuz sevgili izleyiciler. Sabah ben evden çıkmadan önce bir haber kanalını açtım. Aslında çok da yanlış şeyler. Poşeti yıkamış, çamaşır ipini asmışlar. Bunlar şey değil aslında, tepki değil bu. Şöyle bir şey eskiden düşündüğümüz zaman... Alışverişe gittiklerinde ben hani bir dönem markette de çalıştığım için özellikle hani ablalar gelirdi mesela alışveriş yapmaya. İşte 3 tane biber almış, koymuş, kendini tartmış, çıkacak. Tekrar yeniden baskılı poşet istiyor. Bir de onun içine koyuyor 3 biberi. Bir tane poşet daha alayım, çöpe koyayım. Bir poşet daha alayım, el işimi koyayım. Halbuki bunlar hep israf ve ziyan. Hor kullanıyorlardı ve doğayı düşünmeden
çevreye zarar vereceklerini unutamadan yapıyorlar. Evet. Kesinlikle doğada olan yangınlar, doğada olan yangınlar mesela ormanlarımız katlediliyor. Bir de artı bizim baskılarımız boya değildir, mürekkeptir. Yani hiçbir sağlık şeyi yoktur. Yani sağlık problemi herhangi bir şey yoktur. Sorun teşkil etmiyor. Yani hiçbir sorun teşkil etmiyor. Baskılarımız genelde seyir hafif olarak çıkar ve 8 yıl garantisi vardır. Yine sevgili izleyicimizden bir tarif geldi. Tarif sahibi Elif Çetinkaya. Çok teşekkür ederiz Elif Hanım'a buradan bize gönderdiği tariften dolayı. Erhan abi kafelerde, otellerde, restoranlar için ne tarz bir çalışman vardır? Hani oradaki onlara çalışanlara evet, çalışanlarımıza şal baskılı olarak önlük. Yani kafelere baskılı şallar yapabiliriz. Orada tabii, hava soğuk kafeye evet, şal kullanırken baskılı şal yapabiliyorsunuz. Evet önlük, tişört, baskılı tişört tabii hepsi. İster nakış türünden, isterseniz baskı türünden de yapabiliyoruz. Yani hem nakış hem baskılı bir kafenin ihtiyacını tamamen, bir otelin tamamen ihtiyacını karşılayabiliyorsunuz. Evet. Çok iyi. Buradan eğer ki izleyicilerimiz varsa sevgili, özellikle ben birçok kafeyle hani sohbetimiz, birçok kafeyle de geziyoruz. İzleyen kafe sahiplerimiz varsa dışarıdan artık düşünmelerine gerek yok. Erhan abi burada hem personel, salon personel kıyafeti, mevsimine göre kışlık tişörtlerini, yazlık yine tişörtlerini baskıyla yapabilir, polar yapılıyor sevgili izleyiciler. Ve aynı zamanda etek önlük dediğimiz yarım önlük, onlar yine baskıyla yapılır. Mutfaktaki aşçılarımız, şeflerimize de çok güzel şık üniformalar, önlükler yapılıyor sevgili izleyiciler. Ve aynı zamanda da bize de yapıyor Eren abi şu an ama yetişmediği için biz aniden Eren abiyle irtibata geçti geldik ama 2-3 güne inşallah gelecek. Buradan da giydiğimde sizlere göstermiş olacağım sevgili izleyiciler. Ama şöyle bir şey var hocam, hani bizim Elazığ'da şu eksik, bizim yani bizden şikayetçi olanlar var, yetiştiremediğimiz için, hani müşterimize verdiğimiz şeyi zamanında veremediğimiz için. Bazen tabii ki çok yoğun bir talep olduğu için. O da hani şundan kaynaklanıyor. Bizim Elazığ'da hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir yani ne kumaşımız ne boyamız. Ham maddeyi burada bulamıyorsunuz. Hiçbir şey bulamıyoruz. Sadece bir ipimiz var, başka hiçbir şeyimiz yok. Yani ip dışında başka hiçbir şey yok. Dediğim gibi Elazığ tekstil. Bu ürünler size peki tekstil ham maddesini, işte kumaşını, dediğim gibi sade ip var burada. Baskı boyasını, bunlar hı, Elazığ'da yok. Hiçbir şey yok. Yani bunlar sadece bir İstanbul'dan bulmakta. Evet. Ve şu anda Antep'te de gelmekte. Ama yakımızda Tunceli, Bingöl gibi yerde yani toptan satanlar, bu işin ihracatını yapanlar var. Ama bizim Elazığ'da hiçbir şey yok. Yani Tunceli'de, Bingöl'de bulunuyor, getirmişler ama bizim Elazığ'da evet, sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi işte biz bu konuları aslında dile getirmek için özellikle Erhan abiyle konuştuk. Bu eksikleri gerçekten biraz hızlandırmamız lazım. Ticaretle ulaşalım ve özellikle kumaş toptancılığı yapan tüm izleyicilerimiz aslında tam fırsat zamanı. Evet, fırsat zamanı. Bu böyle bir zamanda bence boyanın bütün çeşitlerini ve kumaşın bütün çeşitlerini, çünkü ben, eskiden bizim hani çuval dediğimiz laylon ip de onlardan vardı. İşte diğer yani eşeklerin üstüne attığımız terki dediğimiz evet, o tarz ipler, kumaşlar onlar artık kalktı ama bence bir an önce getirmeleri daha faydalı olur. İlla ki yani biz Elazığ'ımıza, ya biz sadece Elazığ değil, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır, Muş, buradan İstanbul'a kadar gönderdiğimiz müşterimiz. Yakın illerimizde evet, İstanbul'a kadar baskı yani gönderdiğimiz çok güzel bir şey aslında. Elazığ için çok çok güzel evet, bir şey. Evet çok güzel. Biz Elazığ'da tekiz değil mi? Yani biz 16 yıldır açmışız. İlk Elazığ'a bu getiren hani işim, abimden kalan bana iştir. Ama hocam şöyle diyeyim, Elazığ'da yani şey olarak bizde yapışkanlı çanta yok, dikim. Yani bizimkisi %100 sağlam, %100 garantili. Daha sağlıklı dikim evet, olduğu için uzun evet, ömürlü oluyor. Tabii, çünkü yapışkan olduğu zaman bazen ağır malzeme. Çünkü evet, manava sebzeye gittiğimizde. Tabii. Artı bizde şey yoktur hocam, solvent baskı yoktur. Yani
bu resimli olanlar şey var ya, onlar %100 kanserojen içerdiği için bize serafi yani mürekkep baskıları vardır. Hiçbir kanserojen şey yoktur. Bunu da tüm izleyicilerimize söylemiş olalım. Eğer ki düşünen, hani ben bu çantayı nerede yaptırabilirim düşünenler vardıysa sevgili izleyiciler, biz sizlere pratik lezzetler farkıyla bugün hepsini getirdik. Sevgili Erhan abim zaten burada çantalarımız, sevgili izleyiciler, bolca da çanta geldi bize. İleriki zamanlarda inşallah olursa biz de pratik lezzetler logolu bastırıp ev hanımlarımıza ve özellikle pratik lezzetleri izleyicilerimize hediye de edeceğiz buradan. Biz bu arada da hemen sevgili izleyiciler, Ayla ablam köftemizi yapınca ben de güzel bir bugün mercimek çorbası yapayım. Süzme tereyağlı, bol tereyağlı bir süzme çorba içelim. Doğru mu prensesim? Bir mercimek çorbası içeriz değil mi? Bunlar nasıl doğru? Tamam. Yine bir izleyicimizden gelen bir mesaj. Kolay gelsin, sarımsağı küçük doğra demiş. Çok teşekkür ederim sevgili izleyicimize. İsmini de yazarsa çok sevineceğim. Muhtemelen izleyen bir arkadaşımız. Sarımsaklarımızı evet biraz bıçakla doğradığımız için çok daha hani rende gibi olmaz. Ama nasıl oldu Ayla abla? Gayet güzel. Fakat iri kaldı biraz. Soğanlarımız da iri kaldı. İçimde. Daha şey aslında biz kökten kaybetmeyelim. Piştiği zaman da biraz ağzımıza soğan ve sarımsak gelsin. Kış ayı olduğu için normalde dediğiniz gibi ya rondoda ya da rendede yaptığımız zaman bol sulu olacaktı ama böyle biraz daha lezzetli olmuş olacak sanki. Ben de rondo veya rende kullanmıyorum. Genelde bıçakla oldukça ufak bir şekilde doğrama yapıyorum. Lezzeti daha çok artıyor. Sevgili izleyiciler, biz mercimeğimizi hemen kaynatacağız. Patatesler hazır. Hafif bir kapağını da kapatalım. Kızartmamız gerekiyor. Ama. Patateslerimizi mi? Patates ve patlıcanlarımızı. Tamam, ben hemen tavamı alayım. Şimdi. Hemen burada tavamız burada. Onları hafif bir yağdan öldürmeyeceğiz. Bayıltıp bırakacağız o zaman. Evet. Evet, oraya. Fethullah Usta'm, yani erkeklerin de işi zor. şu anda... Erkeklerin işi de zor değil mi abi? Evet. Fırınımızda ısıtıyorum ben yavaş yavaş. Fırınımızda ısınsın çünkü ardından yemeğimizi fırına vereceğiz sevgili izleyiciler. Aslında evet, erkeklerin işi de mutfağa eşine yardım eden erkeklerin işi, evet, zor olur biraz. Çünkü gün boyu dışarıda yorulduğunda, eve geldiğinde, evde de eğer eşe yardım ediyorsa biraz tabii ki işi zorlaşıyor. İnşallah beylerimiz de evde yengelere yardım ediyorlardır. Hemen patateslerimizi ilk önce hafif bir kızartacağız sevgili izleyiciler. Ardından da güzelce dizip fırına göndereceğiz. Normalde eğer ki bunu ev hanımlarımız şişle istiyorlarsa şişle de yapabilirsiniz. Tek tek şişe dizip de. Doğru mu Ayla abla? Evet. Daha bir şişle daha bir rahat oluyor. Şişi tabağa alması, sunması daha kolay oluyor. Sunumu da hem görseli de şimdi artık eskisi gibi hemen doldurup yiyelim değil. Sunum da dikkat çekiyor özellikle. Benim genelde önem verdiğim bir husustur sunum. Evet. Bu arada sevgili Mithat abime de çok teşekkür ediyorum. Sevgili Mithat Ulaş'a iyi ki de tanışmış olduk. Biz daha 2 hafta veya 3 hafta önceydi bir güzel bir doğal kahvaltı yaptık. Sevgili izleyiciler, tekstil firması dediğimizde gittiğimizde biz oraya, ben tekstil sadece makine çalışanlar, çok güzel bir aile ev ortamı. Bildiğiniz gibi soba, sıcacık bir soba yanıyor. Çay, kahve keyfi.
Yani orada çalışanlara da buradan hemen selamlarımızı gönderelim. Bizi izliyorlar. Çok keyifli bir kahvaltı da yaptık. Biz doğal tamamen ev yapımı her şeyi. Tereyağı, ev yapımı evet. Ve prenses de bize bir çay demlemişti sobada. Çok da keyifli bir kahvaltı yapmış olduk beraber. Ben buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Sevgili Mithat Ulaş'a da sevgilerimizi, selamlarımızı göndermiş olalım. Kolay gelsin Kadir Ekinbiçer. Buradan Kadir Ekinbiçer'e de selamlarımızı gönderiyoruz. Tüm Ekinbiçer ailesine sevgiler, selamlar olsun. Ben domatesleri hazırlıyorum. Bana izin verirsen. Sen bana doğru gel biraz. Tamam, orada kalabilirsin. Gördüğünüz gibi prensesimiz sizlere de buradan bugün konuğumuz oldu. Ve albay kendisi sevgili izleyiciler. Üniformasıyla çok da şık, çok da yakışmış. Bir de pratik lezzetler kepiyle minik bir aşçımız oldu aynı zamanda. Eren abi, onun dışında hani biz tekstille Elazığ'da ne istiyoruz mesela? Tekstil denince tabii ki çok geniş bir kapsamlı. Evet. Hani ne eksiğimiz var Elazığ'ın bu tekstil konusunda? İşçi, eleman. Kalifiye eleman yetişmiyor. Evet, şu anda yani çalışanların çoğu Suriyeli. Evet. Yani bizim Suriyeli gençler de burada çalışıyorlar. Evet, çalışıyorlar ama bizim Elazığ'ımızda çalışan şey yok. Yani bir eleman çekmekte sıkıntı çekiyoruz. Ya personel, kalifiye bir personel gerçekten evet. Çok zor. Sadece aslında tekstilde de değil. Her çok iyi bir nokta aslında. Sadece tek tekstilde değil, bütün sektörde de evet, kalifiye eleman eksikliği var ama tekstil tabii ki daha bir önemli. Evet. Aslında tekstil Elazığ'da biraz daha yukarı çıkarsa Elazığ'ın hem sanayisi hem çalışan kişi sayısı artmış olacak, işsizlik azalmış olacak. İşsizlik, evet. Yani bizim amacımız da Elazığ'da bir güzel bir İslam yaratan. Şu anda hani Aylan Maşça, Felice Tekstil adına büyük bir yapacağız inşallah. O daha modern, daha güzel bir şekilde çantalarımızı inşallah nasip olursa yani Şubat ayının sonlarına doğru çıkartacağız. İnşallah. Evet, şu anda Erhan Tekstil'e çıkıyor zaten. 16 yıldır değil mi yazdı? Felice Tekstil daha modern mi, daha donanımlı bir yerimiz olacak. Bekleriz efendim. Evet. Peki şu an bu arada yani özür dilerim. Sizde çok evet buyurun. Yani, bu arada Mithat Başkanımız sağ olsun, Allah razı olsun. Her türlü şeyimize koşuyor. Çok teşekkür ederim. Yani, Yesin dedim ya çok girişimci başkanımıza var diye ben hani başkan değil bize abi gibi bir hani yetişenimiz gibi her zaman bizi bulmakta. Allah razı olsun. Ne diyecektim? Unuttum aslında. Hemen şimdi gelecektir geri. Hı-hı. Kaç çalışan şu an sizle beraber? Yani ekibiniz kaç kişi? 9 kişi hocam. Şu an 9 kişi. 9 kişi evet. Düşünün ki 9 tane kardeşimiz orada evine ekmek götürüyor. Evet. Ve tabii ki Ayla Hanım'ın şu anki açacağı yer biraz daha büyük. Evet. Kişi sayısı ne olmuş olacaktır o zaman? 30-35 kişi. 30-35 evet. Kişiye istihdam tabii vermiş tabii. Olacaktır. Yine tabii bu Ayla Hanım'ın... Yine devlet desteği var mıdır? Onu sorayım ben. Tabii. Yani devletimiz o konuda... Çünkü ev hanımlarına özellikle evet, destek evet. Çok olduğu için onu hani sormak istedim. En azından bu tarz girişimde olan bayanlar varsa ya işte tekstil üzerine girmese de bile tekstilin de aslında içinde girmiş olsa atıyorum siz ne yapacaksınız? Abiye dikeceksiniz. İşte öbürü de kot üzeri girsin. Biri kumaş üzeri girmiş olsa çok daha keyifli olur. Öyle. Şimdi bizim en azından üretim yok. Hep tüketimdir hocam. Hani yani bir şey yaptığı zaman diğeri hemen bunu yapayım da yani onun arkası geliyor arka arkaya. Ha bilinçli bir şekilde değil, bilinçli bir şekilde geliyor. Hani Ayla Hanım şu anda işe sahip, hani vakıf ve şu anda kesim, baskı ve her şeyi kalıp, yani bu işin bir zorluğu da hocam kalıp çarpmak. Evet, işe kesinlikle. Çarpma. Evet. Bizim kalıplarımız şeyde kauçuktan değil, ipekten çıkma ve sudan çıkmadır. Kalıpların tamamı ipek. Tabii ipek ve sudan çıkmadır. Yani Ayla Hanım bu konuda her şeye sahiptir. Çok güzel. Burada da hemen şimdiden aslında biz Kanal 23 ailesi olarak pratik lezzetler olarak gerçekten Ayla Hanım'ı tebrik ediyoruz. Evet. Hem çok iyi bir anne hem de gördüğünüz gibi birçok kişiye de iş sağlayacak. Ve gittim hani ben yerlerinde oturduk kahvaltı da yaptık. Bugün yine bir kahvaltı nasip oldu sevgili izleyiciler. Tamamen keyifli bir aile ortamı. Çalışan ekiplerle tamamen aile gibi, abla kardeş gibi, abi kardeş gibi hepsi o tarz çalışmaları var. Evet, Eren abimin dediği gibi de maalesef ki Elazığ'daki gençlerimizde
Elazığ'da bu tekstil üzerine kalifi bir eleman bulamadığı için Suriyeli gençler de sağ olsun burada tabii ki her zaman dönüp de onlara kötü şeyler söylemek değil. Biz onları gerçekten tebrik ediyoruz, çalışanları canla başa çalışıp onlar da evlerini burada hayatlarını idame ettiriyorlar. Zor şartlar altında. Çok zor, çok zor. Ama hocam şöyle var. Şimdi önceden bizim elemanlarımız yetişiyordu. Şu anda hani artık daha bayanlar tekstil ortamına girmek istemiyorlar. Neden? Hani alışmışlar konfeksiyonda çalışmaya. Emek yok şu anda. Ya emek harcamak isteyen, hani hazır şey yapılmak isteyenler. Bizim Elazığ'ımız o yönden yani büyük yerler açıldı. Ben bunların açmasına çok sevindim. Çünkü onlar bize yani gönderiyorlar. Eleman gönderiyorlar, işçi gönderiyorlar. Ya buna Elazığ sevilmesi lazım. Kesinlikle. Ya bu konuda yani büyüklerimizin bir an önce tekstil ortamına, tekstile ve başka şeyler de olsun yani yatırım yapmalarını isteriz. Bir Elazığ'ımızın büyümesini istiyoruz. Kesinlikle Elazığ adına tekstil biraz daha büyürse sevgili izleyiciler daha keyifli, daha güzel olur. Kesinlikle hani kalifiye eleman yetişmiyor dediğimiz noktası şu zaten sevgili izleyiciler. O yüzden de buradan tüm mülki amirlerine özellikle odalar olsun işte her şeyi dedim ya biz devletten bekleyelim değil. Odalarımızda eğer bu işe girişimci yani aslında tek şey şudur Eren abi benim gördüğüm kadarıyla şu eksiklik var. Sorunla geldiğin zaman yanında çözümü de gelirse evet. Çok daha hızlı bir yol kat edilir aslında. Evet, aynen. Özellikle hani ne eksiğimiz var? İşte dikimci veya işte makinacı. Evet. Bunların da nereden yetiştiğini söyleyebilirsek veya bu işi nasıl yapabileceğini söylersek. Şimdi şöyle diyeyim hocam. Bizim halk eğitimleri ders veriyor. Ama evet. Yetersiz bir şekilde. Ya şöyle diyeceğim. Belki bana şu anda tepki de olabilir. Yani eski makineler ve hani annelerimizin kullandığı siyah evet. Makineler var hocam. Onlardan eğitim gösteriyor. O hiçbir özelliği olmayan, hani hiçbir geleceği olmayan bir iş. Kesinlikle. Ama şu anda hiçbir fabrikada, büyük tekstillerde yani eski makineden kimse bir iş yapmaz. Ya ben o yüzden buradan seslenmek istiyorum. Çünkü gelin, moderne gitmek modernleşin, lazım. Modernleşin, atıkta bırakın bunları. Yani bu zaman geçirmekten başka hiçbir şey değil. Boşa vakit geçmiş olur. Boşa, çok boşa. Yani o belgeyi almak marifet değil. Yani yanımıza çok geliyor. Ben halk eğitimine ya da başka bir yerden, başka şeyden ben bunu almışım. İşte sertifikası, belgesi var ama. Sertifikası var. Bayan makine geçtiğinden titriyor. Ne oldu? Ben bunu kullanmamışım. Bu bizim için kayıp. Eğitimleri biraz daha profesyonel, evet. Biraz daha evet. Modern makinelerde, evet. Cihazlarda yapılırsa aslında. Tabii, buradaki tabii eksiğimiz evet birçok noktaya, kuruluşa iş düşüyor. Buradan da hazır bizi, kesinlikle Mithat abi izliyordur bizi. Ona da bir fikir olmuş olur. Biraz daha hızlandırsalar bence dediğiniz gibi Elazığ ekonomisi için, Elazığ turizmi için evet. Çok daha iyi olacak. Bugün büyük mağazalarımız İstanbul'dan, Ankara'dan, Bursa'dan veya Antep'ten malzeme, ürün buraya getireceğini sizlerle sipariş vermiş olsalar daha keyifli bir şekilde. Tabii, ve tabii nakliye bedeli olmayacak. Hiçbir şekilde. İstediği modeli, istediği dakika burada verebileceksiniz. Çünkü özel dikim bile yapılabilecektir yani çoğu zaman. Birebir. İstediği çanta modeli, önlük, tişört, yani amblem olsun, her şey olsun. Yani birebir veriliyor. Ve elin altındayız. Yani biz İstanbul'da mesela geliyor, adam istediği şey gelmiyor ama kabullenmek zorunda. Verilmiş, evet, ödenmiş. Burada bence evet. Daha keyifli Elazığ'da olmasını. Biz de buradan pratik lezzetlerden söylemiş olalım. İnşallah bizi izleyenler vardır. Özellikle tekstil üzerine sevgili izleyiciler. Erhan abinin dediği gibi de kalifiye eleman eksikliğimiz. İkincisi de ürünlerimizin neden İstanbul'da, Ankara'da yapalım? İşte ulaşırsak Elazığ'daki böyle değerli ustalara, işin ustasına aslında, onlar da size keyifli istediğiniz kıyafeti veya istediğiniz bir çantayı veya istediğiniz bir tişörtü, istediğiniz bir kıyafeti size çok rahat bir şekilde tabii yapılabilir. Tabii ki Elazığ'ın ekonomisi kazanmış olur. Çünkü paramız İstanbul'a gitmemiş olacak. Tabii. Biz şeyde özellikle, hatta iki gün önce yine sabah Kanal 23 haberlerinde izlerken çok mutlu oldum yani. Özellikle bizim bakkalları yaşatalım evet. Adı altında. Evet, bakkal amcalarımızı gerçekten yaşatmış olalım, destek vermiş olalım. Sevgili valimiz de gitmişti zaten, ziyaretlerini bulmuştu. Buradan da çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten evet, bu aynı. Hani çok ciddi bir ekonomiyi etkileyen bir şey aslında. Evet. Şu an Elazığ'ın parasının %90'ı
dışarı gidiyor. Evet. Ama tabii ki gitsin, gitmesin demiyoruz. Onlar da burada olması, markaların olması çok çok iyi. Ama marka dışında da burada da bizim esnafımız da kazanmış olsun, küçük esnafımız. İlla ki yani bakkallara baka kalmayalım. Küçük esnaflara baka kalmayalım. Yani ne varsa desteğimiz yapalım. Abi, buradan da kapalı çarşı esnaflarına hepsine teşekkür ederim. Yani hepsi de sağ olsunlar, temiz malzeme, temiz hani gıda maddeleri vermekteler. Evet. Yani bizim kapalı çarşımız hakikaten yani herkesin gideceği, herkesin temiz bir şekilde ve gönül rahatlığıyla alışverişlerini evet. yapabiliyorlar. Tabii tabii. Ki zaten şu an geçtiği kapalı çarşıdaki gördüğüm kadarıyla birçok esnafımız uzun zamandır, yıllardır da Elazığ'daki büyük marka olmuş işte çerez firmalarımız olsun hepsi bu çantaları yapıyorlar. Evet. Özellikle hani bazen denk geliyoruz biz orada hani ticaretle uğraştığımız için bazen otururken işte dışarıdan gelmiştir alışveriş yapıyor. Ya işte bu çantadan bir tane de fazla alsam işte komşum çok beğenmiş bir tane de ona hediye alayım diyor. Hani gerçekten maliyetli bir şey ama hiç gönül rahatlığıyla yani bir iki tane de hediye ediyorlar bunları. Evet, çok evet. güzel bir şey aslında. İnşallah Elazığ ekonomisini biraz daha tekstil üzerine sadece işte şu an kafeler yoğunlaştı. Tabii ki işsizlik oranını düşürüyor ama tekstil oranını biraz yükseltirsek çok daha keyifli olur. Ya her dalda ne kadar istihdam fazla olursa tabii ki burada Elazığ karlı çıkmış olacaktır. Elazığ kazanmış olacaktır. Ve yine sokaklarda sabah yürüdüğümüzde mesela görüyoruz birçok yer kış malum hani her taraf gitmiş ama tabii ki Elazığ'ın kendi ekonomisini içinde parası kalırsa biz bundan hiçbirini yaşamamış olacağız. Hiçbir şey yaşamam. Çünkü Elazığ her şeyini kendi Elazığ'ına yatırmış olacaktır. Buradan da emeğe geçen herkese yine teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler. Teşekkür ederiz. Buradan ablam sen ne söylemek istersin? Ev hanımlarına girişimci olsunlar mı yoksa gün boyu evde oturup sadece kısır, çay, kahve, börek mi yesinler? Benim gibi girişimci olsunlar. Evde oturmakla her şey hallolmuyor. Destek olmak lazım. Bir bayan yani bir erkek gibi çalışabilir. Aynı zamanda evine, eşine, çocuklarına yetişebilir. Kesinlikle. Bu onlara hiçbir mani teşkil etmiyor. Aksine birçok yönden kazandırma oluyor. Sonuç itibariyle hem çevresine hem yalnız aile içi değil çevresine de faydası dokunuyor. Bilmedim diye tereddüt edip girmesinler. Bilmediği işi dahi öğrenme aşamaları var. Başarabilirler. Zaten şu. Korkuyla hayat sürmüyor. Yani hiçbir şeyi biz doğuştan öğrenmedik. Her şey yavaş yavaş öğreniyoruz. Adım attığımız evet. her adım bize bir şey öğretiyor. Tabii ki öğrenmenin yaşı, yok, vakti, yok. Zamanı yoktur. En doğru zaman şu anki zamandır aslında. Kendileri için vakitlerini değerlendirmeleri lazım. Çok kaliteli vakit yapabilir. Tabii ki günlerine de hani gezmelere de vakit ayırır ama ev ekonomisine şu an öyle bir dönem oldu ki bir ev kirası bugün aldı başını gidiyor evet. en basitinden. İşte bugünkü yemeğimiz patlıcanımız sevgili izleyiciler. Bugün Elazığ'da patlıcanı biz kaça aldık ablam? 14 liraydı kilosu. 14 liradan patlıcanı kilosunu aldık. Şimdi yaz geldiğinde de burada doğal ürünümüz çıktığında da kilosunu 50 kuruşa çöpe döküyoruz. Evet. Bu çok acı bir şey aslında. Bu konuda dün sağ olsun Cumhurbaşkanımız marketlere hepsine iletimde bulundu, şeyde bulundu. Ama biz kendi kendimize yapıyoruz. Kesinlikle yani biz yapmamız lazım. Yani her şeyi de biz en başta da ben hep söylüyorum. Biz her şeyimizi devletten beklemeyelim. Evet. Biz vatandaş olarak görevimizi yapalım. Devlet zaten yapacağını yapıyor bize fazlasıyla. Yapıyor, evet. Gerçekten hani çok çok iyi noktada gidiyor. Bir ara stoklara girdiler. Evet. Hepsi birçok da ceza aldı aslında. Evet. Kimse bunun farkında değil ama hani biz ticaretin içinde olduğumuz için o yönden gerçekten hani Cumhurbaşkanımız çok sıkı bir takipçisi o konuda. Evet. Çok ciddi cezalar da geldi o stok yapanlara, fırsatçılık yapanlara. Evet. Olmaması gerekir. Biz kendi evimize, çoluğumuza, çocuğumuza ne götürüyorsak tabii ki pazardaki de alışverişe gelenle götürsün. Bugün dediğim gibi en zaruri olan işte mutfağımızda en çok tükettiğimiz kış ayı geldiğinde soğan patatestir. Patates bugün 5-6 lira, soğan yine aynı şekil. Yani tamamen garibanı iyice ezmeye gidiyor bu insanlar. İnşallah dedim ya çok çok daha güzel olacaktır. Bu patlıcan bugün bu şekil 17-18 lira.
taze soğan 20 liraya geldi. Ben taze soğan ektim. Bizim taze soğanımız yeşerdi. Yarın inşallah gelen konuklarımıza hafta sonu ikram edeceğiz. Ne yapalım? Soğanın kilosu 20 lira. Biz burada soğan üretmeye başladık. Şimdi ne yapıyoruz? Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine devam ediyoruz. Sevgili Pratik Lezzetleri izleyici, bir yere ayrılmayın. Reklamlardan sonra yine biz Kanal 23'te olacağız. Kendinize iyi bakın. Çayınızı alın. Ekran başına geçin. Sevgili Kanal 23 izleyicileri, Pratik Lezzetler kaldığı yerden devam ediyor. Bizleri izlemeye devam edin. Şimdi size bir sürprizimiz var. Sen söyle. Ne söyleyecektin? Korkmazsanız. İstiklal Marşı'nı mı okuyacaksın önce? İzmir Marşı. Tamam o zaman. Önce İstiklal Marşı'nı söyle, sonra İzmir Marşı'nı. O zaman İstiklal Marşı'nı söyle şimdi. Herkes seni izliyor. Korkmaz sönmez bu şafak. Bu şafaklardan sönmez sorusu o benimdir o benim. Kimdi? O benim milletimindir o benim. Tamam. İzmir Marşı'nı söyle. İzmir Marşı'nı söyleyebilir miyiz? İzmir'in dağlar, İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş her yeri kaplar. Altın güneş her yeri kaplar. Bozulmuş düşmanlar yerleri bir açar. Bozulmuş düşmanlar yerleri bir açar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım, aldım yazılacak şeyi Mucefer Paşa. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım, aldım yazılacak şeyi Mucefer Paşa. Evet, sana çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel oldu. Herkes de şu an seni izliyor. Gel bakalım şimdi yemeğimizi bitirmeye gidelim. Ağzına sağlık. Sevgili ama Pratik Lezzetleri izleyicileri, gördüğünüz gibi sevgili, ismin neydi bir daha söyle. Balım Duruya. Balım Duruya, çok teşekkür ediyoruz. Ve kaç yaşındasın Balım? 5. 5 yaşında ve İzmir Marşı'nı şimdi ayıp olacak ama ben bile ezbere bilmiyorum sevgili izleyiciler. Gerçekten çok utandım, kendisini tebrik ediyorum. İşte gördüğünüz gibi 5 yaşındaki bir çocuk bile tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni benimsemiş ama yetişkinlerde de bu olsun istiyoruz. Çocuklarımızı örnek almış olalım. Balım da bugün tüm herkese örnek olmuş olsun. Pratik Lezzetler'e özel bugün İzmir Marşı'nı ve İstiklal Marşı'nı okudu. Biz Pratik Lezzetler Kanal 23 olarak çok teşekkür ediyoruz kendisine. Neler yapacağız başka? Yemek yapıyor anne bugün burada. Ustam sen de ondan selam bekleyenler var. Evet, Balım'dan özellikle selam isteyenler varmış. Yazmışlar bize mesaj. Balım bize selam göndersin diye. Şimdi selamları gönder bakalım Balım. Kimlere, hangi arkadaşlarına mesela? Kardeşime. Evet. Ablama. Tamam. İsimlerini de söyle ama. Öykü'ye, Eylem ablama, anneanneme, dedeme. Evet. Babaanneme. Evet. Babama. Hepsine kucak dolusu sevgiler gönderiyor ben sevgili. Ben. Hemen yine gelen Pratik Lezzetleri mesajımızı okuyalım. İyi günler şefim. Konuğunuzdan iş istiyorum. Lütfen yardımcı olun. Adım Pelin Akpınar demiş. Biz Pelin Hanım'la şunu istiyoruz. Yayından sonra bize iletişim bilgilerini atarsa biz kesinlikle iki tane doğayan ustamız burada. İşletmeleri de yakında açılacak. Birisi öbürü faaliyette. Kesinlikle başımızın gözünün seyir var. Gördüğünüz gibi 0506-094-67-23'ten bize ulaşabilirsiniz. Sevgili izleyiciler, özellikle kimler size ulaşsın? Gerçekten ihtiyacı olan ev hanımları. İlle %100 her şeyi çok iyi biliyorum değil. Benim aslında şeyim de şudur. Hep düşünürken, kafeye, restoranta eleman alırken tecrübeli arayan tüm esnaflarımıza da buradan şunu söyleyelim. Tecrübeyi bırakın bir kenara. Biz ona tecrübe alın, öğretiriz. Tecrübeyi siz öğretin, kalıcı olsun. Evet. Aynen öyle. Çünkü herkes, yani derler ya, anne karnından bilip de doğmuyorlar. Sonradan öğreniyorlar. Kesinlikle. Bilmiyor diye dışlamak gerekmiyor.
bilmeyene kazandırmak. Yardımcı olmak lazım. Yardımcı olmak gerekiyor. Öğrendiğini öğretmek amaçlı zaten. Yeni açılacak iş yerimizde de şu anki iş yerimizde de aynı şekilde devam edecek. Gelen bilmiyorum diye gelse dahi alt kademeden zaten bu işler başlatılıyor. Tabii ki. Orada seyrederek, bakarak, ara ara işe muvaffak olarak öğrenecekler. İşte çıraklık dönemini geçirmesi lazım. Evet. Bizim bulamadığımız tek nokta çıraklık. Evet. Eskisi gibi yani çok eskiden olduğu gibi çırak bulamıyoruz. Bir çekirdekle yetişmek için. En önemlisi istek, arzu. Kesinlikle. Canı gönülden kendi şeymiş gibi, orada bir aile ortamıymış gibi. İşçiyim adı gözüyle altında bakmayacak zaten. Öyle bakarsak ki kaybeder. Ortamınızı evet. Gördüm ben. Gerçekten evet. Ben de keyifle gidip biraz da tekstil öğrenmek istiyorum aslında. Öğrenebilirim. Kendi üniformalarımı kendim dikebilirim sevgili izleyiciler. Bekliyorum. Çok keyifli aslında. Zevkli bir aile ortamı dedim ya. Sıcacık hani kış ortamı olduğu için sıcacık bir soba gümbür gümbür yanıyor. Çaylar bir tarafta, kahve bir tarafta, yemekler bir tarafta. Hani saat yok sevgili izleyiciler. Ama ney? Tabii ki işi de bir önce hızlı yetiştirmek lazım. Çünkü yanlış değilsem şimdi hemen onu da sormuş olurum. Yurt dışından bile siparişler var. Evet, gününde evet. Teslim etmesi gerekiyor zaten. Evet, bize ulaşmak isteyip ulaşamayan yurt dışında müşterilerimiz oluyor. Bizzat geçen yaz Hollanda'dan gelen müşterimiz oldu. Evet, kıyafetinden şapkasına kadar, önlüğünden çantasına kadar bütünüyle bizde yaptırıp hijyenik olduğu için. Peki şöyle bir çantayı mesela diyelim ki öncelik ne şekilde bu yola çıkıyor? Bu hale gelmesi için hangi aşamalardan geçiyor? Bunu da sevgili izleyicilerimize paylaşmış olalım. En azından gönülleri rahat bir şekilde alıp evine kullansınız. Evet. Bu böyle basit görünebilir gözünüze. Herkese öyle geliyor. Fakat bu aşamaya gelinceye kadar birçok elden ve birçok emek emekten var. Göz nuru var, el emeği var. Dediğimiz gibi el emeği göz nuru diyoruz. Diyoruz evet. Ya. Bir kereyi mahsus kullanıp atalım düşüncesiyle almasınlar. Bu devamlılığı arz eden bir çanta. Bunun kalıbında çıkarmak dahi ayrı bir marifet istiyor. Kesinlikle. Çünkü o aşamaya kadar bunun klişesi var. Klişeyi çıkartıyorsunuz. Kesin var. Kesin kalıptan bahsederim. Kalıp ayrı bir madde kullanıyoruz. Kalıbı çıkarmak için klişeyi ona geçiriyoruz. Klişe yıkanıyor. Tekrar baskı yıkanıyor. O aşamaya gelinceye kadar birçok şeyden geçiyor. Evet. Baskı aşamasından sadece bahsettim. Baskıdan sonra bunun bir şu kenarı bizim adım bir diye hitap ediyoruz. Evet. Şu aşama dair 3 kez elden geçiyor. Şu kenar aşaması. Evet. Kulbu ayrı dikiliyor. İlk aşama, ayrı dikiş dikiliyor. Aşaması, ikinci dikiş aşaması. Çünkü kemer kuşak yapılıyor. Evet, ilkin kulp takılıyor. Biye çekildikten sonra. Kulp aşamasından sonra bunlar tekrar diğer eleman tarafından körük dediğimiz kısım ayrı bir etaptan geçiyor, çekiliyor. Yani şu aşamaya gelinceye kadar 16 aşamadan geçiyor bu çanta. Gördüğümüz gibi sevgili izleyiciler çok basit gördüğümüz aslında. İşte bazen atıyorum 3 lira 5 lira dediklerinde ya işte torba ne işte 3 lira mı olur torba? Bugün bir poşeti eğer 25 kuruş oluyorsa yırtılıp çöpe saniyesinde bile yırtılıyor. Çünkü başıma daha önce çok geldi benim. Büyük marketin bir çanta değil. Çünkü dikişi oldukça sağlam yapıyoruz. Yani müşterimizi düşünerek onların daha kullanışlı bir halde. Keşke markete gittiğinde bile içine rahat bir şekilde kavanoz evet. Bile reçel kavanozunu, pekmez kavanozunu. 16 kilo hocam. Evet. 16 kilo kadar taşıyabiliyor. 32 diye hitaplandırdığımız çanta. Bu boy. Yaklaşık 15 kilo ağırlık kaldırabiliyor. 15-16 kilo taşıyabiliyor. Evet. Biraz daha büyüğü tabii ki biraz daha büyük taşıyacak. Evet. Biraz daha küçük değişiyor. Tabii ki biraz daha evet. Küçük değişecektir. Evet. Her ebat yapılıyor. Çantası ayrıdır. Mesela optiklere çanta yapıyoruz. Gözlük çantaları farklıdır. Kuyumcuların farklıdır. Herkesi ayrı ayrı. Herkesin ağırlığına göre kendi zaten müşterinin biz burada kendi arzusuna, isteklerine önem veriyoruz. Onların arzusu, isteği üzerine evet. Rengini, baskısını ayarlıyoruz. Aslında burada gelirken aslında biz bir şeyler de geldi sevgili izleyici. Ben hemen bunları da sevgili izleyicimize paylaşmak istiyorum. Çünkü özellikle kafe ve işletmelerde olan değerli işletme sahiplerimize şunu söyleyebiliriz. Çok özel bir kumaş aslında. Ben yıllardır kafe ve otel sektöründe olduğum için hep diktiği zaman çok özel bir kumaşla çok da güzel, keyifli bir önlük yapıldı sevgili izleyiciler.
İşte gördüğünüz gibi ben hemen hatta kullanmak da istiyorum şimdi bunu. Çünkü hem bu kumaşı siz anlatır mısınız Eren abi? Kumaşın özelliği hiçbir şekilde su almaması ve kullanıcının şu boyun bir tarafını esnetmemesi. Artı yağ herhangi bir konumda mı kastetti silelim diye. Herhangi bir yağ döküldüğü zaman direktmen yani dökülüyor. Yani hiçbir şekilde vücuda işte İç ete şey yapmıyor değil mi? Bunu şekilde taktığında eğer yani şöyle söyleyeyim sevgili ustalarımız bunu kullandığında çünkü mutfak çok yoğun. Yağ sıçrıyor, her şey sıçrıyor. Bizim üniformada da sıçrıyor mesela. Ama ne yapar? Böyle bir önlük aldığında sevgili izleyiciler. Çünkü çok narin bir muşambası var. Muşamba değil, çok da keyifli bir şey. Hem esnekliği var. Yırtılma çok kolay kolay olmaz. Özellikle en önemlisi yağ sıçradığında üzerindeki kıyafetinize ve vücudunuza temas etmiyor. Bulaşık yıkadığında bile üstü kirlenmiyor. Ben silinebilir özelliği var. Kesinlikle yıkanıp defalarca da yıkanıp kullanılabilir. Bunu tavsiye ediyorum sevgili izleyiciler. Burada da yine sağ olsun Eren abim sabah yine de eli boş gelmedi. Bir de üniforma sevgili izleyiciler getirdi bize. Biz Elazığ'ımızın rengini seçtik. Ben dedim ki Elazığ rengi olsun. Kesinlikle yalnız yazlık bir üniforma. İşte mutfaktaki şeflerimizi ben bunu ötüleyip yarın giyeceğim sevgili izleyiciler. Mutfağımız sıcak olduğu için bizim burası yaz şu an. Yazı yaşıyoruz mutfağımızda. Ben çok teşekkür ediyorum Eren abime. Biz teşekkür ederiz. Bunları hem görmüş olsunlar hem de sevgili izleyicilerimiz en azından nereye gideceğini, ne alacaklarını bilsinler. Bir de şöyle bir Eren abi yine bir şal hediye etti. Dedi ki evde yenge, dedim ki yenge yok. O zaman dedi illaki gönlünde biri vardır. Dedim şu an o da yok. Gönlümdeki tek şey annem. Anneme sağ olsun. Çok güzel bir motifli şal olarak hediye etti bize. Çok teşekkür ediyoruz. Biz İşte bunlar da var sevgili izleyiciler. Özellikle kafeler veya işte herhangi biri hediye götürmek istiyorsa bunların hepsine baskı yapılıyor. Doğru mu Eren abi? Doğru hocam. Kafelerimize bu tarzdan değil de polar tarzında. Yani askeriye yaptığımız polar tarzında yani sıfır polarları soğuk rahat baskı şeyinde yapılır. Tamam. O şekilde. Yani biz köftemizi fırına verelim. Evet. Tereyağımızı erittik. Buna ne ilave edelim? Farklı bir sos, nane, kekik. İsteyen seyircilerimiz domatesli sos yapabilirler. Çeşitleri saymakla bitmiyor. Biz de bugün domatesli olduğu için biz tereyağı döküyoruz. Evet, kaşarlı yapabilirler. Bunun yanı sıra biz şu anda tereyağı yaptık fakat ona birazcık salça ekleyip... Çok hafif bir salça mı vuralım? Evet. Tamamdır. Hemen ben salçamız elimizin altında. Açılmıyor ama salça. Evet, salçamız bize güçlük çıkarıyor çünkü şimdi açtık. Bu arada demin bahsetmiştik, bizim malzemelerimiz Elazığ'da bulunmadığı için evet. Ankara'da, genelde Gaziantep ve İstanbul'da karşılamaktayız. Sizin önlüğünüzü baskı yapmanız gerekiyordu, yapacaktık büyük keyifle fakat pratik lezzetler adı altında. Evet. Dediğim üzerine Ankara'dan geldiği için bir de son an sizin programa evet, katılacağımızı bildiğimiz için elimizdeki malzeme yetersizliğinde yapamadık. İşte Elazığ maalesef bu hatası. Bunu da buradan hani yetkililere ticaretle uğraşalım. Bu özellikle bunu aslında ticaret odasına da bilgi verilebilir, mailler atılabilir. Buradan da bizi izliyorlarsa çok teşekkür ediyoruz. Şu an ki başkanımız çok da keyifli, çok da güzel çalışıyor. Kendisini tebrik ediyorum ve kutluyorum. Onlar da bu bilgileri alırmışsa en azından şimdi, bu işle uğraşan toptancıları yönlendirmiş olurlar. Hocam bunu yani şu olarak düşünmeyelim. Sadece esnaflar değil, biz kurumlarımıza da yapıyoruz. Bu kurumlarımız hani belediyemize, Elazığ Valiliğine, Sağlık Bakanlığı'na, sadece bunlar değil. Yani biz üniversitemize, kurumsal da çalışıyoruz. Evet. Yani sadece bizim esnaflar değil. Tabii ki yani bütün kurumsallarda da var, yapılıyor. Belki bu süreçten sonra, hani başbakanımızın şeyinden sonra daha bir saat çoğaldı. Bizim hani istediğimiz şey Elazığ'a güzel bir istihdam yakalamak, iş istihdamı ve Elazığ'a diğer illerimize iş götürmek. Çok güzel burada. Bu arada yine çok güzel bir mesajımız var. Ayla Hanım'ı çok tebrik ediyoruz demiş. Biz de çok teşekkür ediyoruz.
Yine birçok cuma mesajı var sevgili izleyiciler. Onları okumayacağız. Ben cuma mesajı gönderen tüm izleyicilerimize, tüm dostlarıma, tüm arkadaşlarıma onlara da tekrardan hayırlı cumalar diliyorum. Ve yarın hafta sonu olacak. Zaten okullar tatildi sevgili izleyiciler. O yüzden de işten resmi kurumlarda çalışan tüm abilerimize iyi tatiller, iyi hafta sonları geçirmeleri dileğiyle. Hafta sonu çocuklarıyla, eşleriyle, aileleriyle keyifli bir hafta sonu geçirmesi dileğiyle diyoruz. İnşallah pazartesi günü herkesi bomba gibi iş başında bekliyoruz. Sevgili izleyiciler, ben hemen çorbamı, çünkü süzme çorbaya demiştik. Bunu hemen bir rondodan geçireceğim sevgili izleyiciler. Güzel bir tereyağı sosu verdikten sonra da sizlere ikram edeceğiz. Hocam, ben çalışmak isteyen, tekstilden anlayan, makineden anlayan ve anlamayan... Evet, az önce bir izleyicimiz paylaşmıştı. Evet. Sizin bunu söylemeniz çok çok iyi oldu. Yani kapımız açık, bekleriz ve biz işi öğretiyoruz. İlle yani. Tekstilden %100 usta evet. Olmayabilir tabii ki, kesinlikle. Biz onu çünkü... usta yapıyoruz hocam. Yani çok güzel. Ali Hanım geldiği zaman olaya vakıftı, hani makineden anlıyordu ama bizim işimizden hiç şey değildi. Ama şu anda benden daha iyi. Çok güzel. Yani, bu arada gibi bir mesajımız var. Kızım Tutku ve Öykü sizlerden selam bekliyor demiş. Tutku Hanım senden mesaj bekliyor, selam bekliyormuş. Söyle. Selam. Buradan selam. Kime selam gönderiyorsun? Tutku'ya mı? Evet. Tutku ve Öykü. Kardeşime. Bir de kardeşime. İsmi? İsmini de söyle. Buradan el salla onlara. Kardeşimden Öykü kardeşime. Tutku ve Öykü kardeşime. Sevgili arkadaşımız şeyini atmış, az önceki Pelin Hanım. Tamam. 27 yaşındayım demiş, lise mezunuyum. İşe çok ihtiyacım var. Var ne olur çalışırım, iş için bilgileri demiş, atmış bize. Biz Pelin Hanım'a yayından sonra iletişim bilginizi vereceğiz. Erhan abimize sizlere ulaşacaktır. İnşallah eğer ki böyle varsa ihtiyacı, işe ihtiyacı olan, tekstilde çalışmak isteyen, iş öğrenmek isteyen, meslek öğrenmek isteyen kesinlikle Erhan abiye biz ulaştırırız sevgili izleyiciler. Hiç çekinmeden bize yazabilirler. Hocam, pratik lezzetlerin keyfi de bu zaten. Bize sadece yani makinacı değil, temizlikçi olarak gelebilir, ortacı olarak gelebilir. Makineci olarak gelebilir. Yani biz onu zaten makineye ortacılıkta alıp makineciye kadar yükseltiyoruz. Ya şu... Bunu zaten böyle çok iyi bir öğreticidir kendisi. Ya ustabaşı olması tabii, zaten özetleri bu. Şimdi diyelim ki ben size iş yerinize, işte Pelin Hanım'a da ben geldim, size başvuru yaptım ama hiçbir şey bilmiyorum. Ne aşamadan başlayacağım, nerelere gideceğim bunu da sizden dinlemiş olurum. En azından biraz daha genç bayanlar olanlar varsa bazıları çok çekiniyorlardır bu konuda. Onu da sizden duymuş olalım. Öncelikle negatif düşüncelere yer vermiyoruz. Negatif düşünmeleri de yok. İstemiyoruz. Pozitif olmalıyız. İşin akışı yönünden, motivasyon yönünden. Motivasyonsuz iş çıkmaz çünkü. Bu nedenle öncelikle pozitif olması gerekiyor. Kesinlikle. İşe yatkın olması gerekiyor. Nasıl yatkın? Şöyle. Verilen işi göz ardı etmeden... Doğru. Tam teşkilatlı, temiz bir şekilde, hijyenik bir şekilde yapması açısından ilk başta temizlikten başlatıyoruz. Çünkü o işin hani tozunu evet. Yutmadan usta evet. Olmaz. Dün hatta benim bir, hemen kısaca onu söyleyeyim. Dün bir arkadaşım aradı beni, daha önce programa da almıştım ustamızı. Ya işte çalıştığım ortamda diyor, yağ döktüm, kolumu yaktım. İşte ne güzel dedim, daha ne istiyorsun? Ciddi bir şey var mı? Yok. Ama dedim, usta olman için ne lazım? Mutfaktaysan, bizim mutfaktaysan elini yakman lazım. Evet. Kesinlikle keserken, bir şeyleri doğrarken elini kesmen lazım ki usta olabilesin. Sizde de nedir? Temizlikten başlayacaktır ki önce oranın tozunu bir yutması lazım. Evet, yavaş yavaş, kademe kademe, evet. Kademe kademe ta ki siz bu işe gelirken kendinizden örnek gösterip çıkabiliriz bu yola örneğin. Evet. Ben makineden, daha önceden tecrübeli oluşumdan evde biraz da tabii direkt ki. Başladığım için evet. İlk başlayanlardan bahsedeyim. Temizlikten başlarlar fakat
etrafta yapılan işi gözetirler. Gözetirken bir şeyler alırlar. Birkaç gün sonra yeri gelir, kurt kesiminden başlar. Evet. Biye çekimini devam eder. Biye çekimini öğrendikten sonra ayağa makineye alıştıktan sonra biz onu düz makineye geçişe ayarlıyoruz. Evet. Düz makinede de tekrar ayağının ve elinin çabukluğuna, hızlılığına bakarak ileri aşamaları alabiliyoruz. Fakat yavaş olur, temposu düşerse maalesef ileri kademeye taşıyamıyoruz. Zaten çünkü kendi kendisini taşıması evet lazım. Çünkü dediğimiz biz onu şey yapmıyoruz. Biz hem pozitif diye hem enerjik olması gerekiyor. İşi çabuk kavramalı. Kesinlikle. Severek. Evet. İçinde eğer ben tekstil işini çok seviyorum diyorsa, içinde o aşk varsa zaten işi öğrenir bence. Yani evet, olduktan sonra insan başaramayacağı bir... Kesinlikle. Yani yaş geçmiş olabilir. Biz buradan hemen sevgili izleyicimize söylemiş olalım. Hiç kocanmasına gerek yok. Çünkü tamam bugün temizlik yapar bitirirsin. Ondan sonra ne işte bunların parçalarının gel giti var. İşte bir makinacıdan alıp ortacı dediğimiz birinden alıp öbürüne vermesi. Evet. Hem ondaki bir şeyi öğrenmiş olur hem ondaki bir şeyi öğrenmiş olur. Yarın öbür gün ne olur? Boş vakit olduğu zaman bir 5 dakika makineye otur bakalım. En azından ilk önce makinenin korkusunu görmesi lazım. Makinenin vereceği ona zararları öğrenmesi lazım. Ondan sonra zaten dikkat etmesi lazım. Çünkü nedir? İlk önce güven, sonra işe başlamaktır yani. Kendine güvenecek, makinesine hakim olacak, güvenecek. Ben mesela az önce şimdi çok yakışıklı bir mutfağı seven kardeşimiz de burada bizimle beraber. Birazdan alacağım zaten yayına. Örnek olsun bizim şeflerimize. İnşallah onu da ileriki zamanlarda mutfağı çok seviyormuş. Onu da çok iyi bir aşçı yapacağız o yakışıklı kardeşimizi. O yüzden burada bir test hemen yapacağız. Bakalım bıçak tutması nasıl oluyor. Çünkü bıçağa ben hep şunu söylüyorum. Bıçağa öncelikle sen hakim olacaksın. Eğer usta olmak evet istiyorsan bıçağa sen hakim. Yani sizlere aynı şekilde evet, işte öyle, evet, makineye onun hakim olması lazım. Aynen. Eğer ki makine aynen ona hakimiyetini sağlarsa zaten o kendini aynen de diker, parmağını da diker. Daha çok zarar ortaya vermiş olur. Hocam biz Pelin Hanım'ı hani böyle şeyleri istiyoruz. Hiç gülmeyen benim için daha iyi. Kesinlikle. Çünkü onu ben hani kademe kademe yükseltirim. Eğitim sizden alması daha sağlıklı evet olur. Daha güzel olur. Ki zaten çok iyi bir ustabaşı zaten yanında olacağı için evet işini severek yapan diyorum ya ben buradan da Pelin Hanım'ın içi rahat etmesi için söylüyorum. Pelin Hanım gibi işe ihtiyacı olan insanlar varsa gerçekten ulaşsınlar bize. Ben iki defa gittim oraya. Bir defasında kalabalık gittik. Üç kişi gittik. Kahvaltıya davet etmişti. Ama gerçekten bir aile ortamı. Oraya girdiğinizde çıkmak istemeyeceksiniz. Pelin Hanım da eminim ki çok keyifli çalışacaktır. Oraya da başladığında lütfen bize yazmaya devam etsin. Pelin Hanım'a da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Bu arada hemen sevgili izleyiciye yaklaşık bir 100-150 gram kadar tereyağı mı erittim iyice. Ve şimdi süzme çorbamıza bol bir tereyağı ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ben ilave ettim. İyice yaktıktan sonra çorbamın sosunu vereceğim. Zaten köftelerimize de çok güzel bir tereyağı verip fırına verdik sevgili izleyiciler. Onlar da birazdan pişecektir. Hemen çorbamızı tekrar kaynamaya alacağız sevgili izleyiciler. Ben tereyağımı ilave ettim. Bugün çok keyifli bir çorba da içmiş olacağız hep birlikte. Hocam burada Kapalı Çarşı esnafına ve Şişe Meydanı ve diğer esnaflarıma hepsine selam söylüyorum. Buradan tabii ki iş yaptığınız müşterileriniz vardır. Şahıs isimleri varsa isimlerini verebiliriz. Selamımızı buradan gönderebiliriz. Osman, daha keyifli olur. Osman abimiz, Levent abimiz, Gökmen abimiz, Emre kardeşimiz. Ben de gelmem. Mehmet abimiz. Buradan da bizi izliyorlarsa Kapalı dayımız Çarşı esnafına Pratik Lezzetler Mutfağı'nda sevgili Kapalı Çarşı esnaflarımız sağ olsun bize daha önce kuru batlıcan, kuru dolma göndermişlerdi. Biz onları kullandık. Yine mutfağımız boş. Tabii ki orucuk gelebilir. Yani hediyeleri kabul ediyoruz hiç çekinmeden. Kapalı Çarşı esnafımıza da Allah kolaylık versin. Gerçekten işleri zor. Çok zor. Ama çok da keyifli bir yer. Elazığ'ın çok en güzel yeri. Ve insanlar çok yani nadide insanlar, çok temiz insanlar. Ertuğ Hocam şunu da söyleyeyim, biz orjiyi yani
dünyaya tanıtan tek Elazığ'dır. Doğru. Ben, mesela başka yerin kömedilmiş şeyimiz var ama bu konuda yani çalışmış olduğum firma, yapmış olduğum çanta yani Selahattin abi kalitesinden ne? Zaten orijin kalitesini ortaya çıkarıyor. Evet, yani Selahattin Hacı abigil yani bu konuda bizi hakikaten bir Türkiye'ye, bir dünyaya duyurdular. Yani bu konuda da onlara çok çok teşekkür ederim. Şükrü abimize. Yani biz orjiyi hepsini tanıttılar. Çok teşekkür ederim. Ben bugün yoğun bir tempoda olduğum için kameraman kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bize çay ikram ediyorlar. Her zaman ben ikram ediyordum onlara. Bitki çayları da yapıyorduk ama sevgili Emre Toğlan İzmir'den bizi izliyor. Bitki çay kovalarını birazdan göstereceğim Emre abime ben. Prenses çay mı içersin? Sana başka bir şey mi verelim? Başka bir şey. Başka bir şey. Dur o zaman, burada sürprizimiz var. Dolaplarımızda var değil mi şeyler Hatice ablamız? Var. Şimdi sana bir sürpriz yapacağız. Meyve suyu vereceğiz biz sana. Bu arada sevgili Emre Tolan abimiz, gördüğünüz gibi kavanozlarımız boşaldı. Anlamışsındır, mesaj yerine ulaştı. Burada Çile Meydanı esnafım Atilla dayım var. Mehmet dayım, Ahmet dayıma çok çok selamlar söylerim. Burada hepsini aynen tek tek. Saymakla bitmezmiş. Kesinlikle. Bize işini yaptırmış yani olan, yaptıracak olan bütün esnaflarımıza çok teşekkür ederiz. Bekliyoruz bütün esnaflarımızı. Özellikle çanta, güzel hediyeler yaptırmak isteyenleri nereye bekliyoruz? Dükkanımızı bekliyoruz, doğru mu? Doğru. Sen yapıyorsun değil mi bunları? Evet. Erhan tekstili bekliyoruz. Tabii şu anda balım. Yani bizim sevgili izleyici Erhan abimize, yani Erhan konfeksiyonu bekliyoruz. Bunu marka değil, buna kimse şey yapmasın sevgili izleyiciler. Tekstilin ismi farklıdır. Biz sadece Erhan abinin ismini kullanıyoruz. O yüzden Erhan tekstil diyoruz. Ama firmamızın ismi Erhan tekstil değil sevgili izleyici. Biz eğer ki Erhan abiye ulaşmak isteyenler varsa bize WhatsApp'tan yazsınlar. Biz Erhan abimize ulaştırırız. Az önceki hanımefendinin yazdığı gibi, Pelin Hanım'ın işe ihtiyacı olduğu gibi sizlerin de yaptıracağınız hediyeleriniz. Ben özellikle beni izleyen dostlarıma, buradaki kafe işletmeci dostlarıma söylüyorum. Bundan sonra İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den bir şey yaptırmak yok. Yasaklandı size. Tamamen ulaşırsanız keyifle bir şekilde çok daha kaliteli ürünler hocam, sizlere gelecek. Konuyu açabilir miyim? Tabii ki. Hani bunu Şile Meydanı ve Kapalı Çarşı'da olan esnaflarımızdan hani bundan bir ay önce işittik. Bizim adımız altında başka firma, hatta buna şahit olmuşlardır. Özür dilerim, sahte bir firma. Yani hayali bir firma. Evet. Girmiş olup ve milletin belli bir kapar aldıktan sonra, yani bunu Şile Meydanı esnafımdan olan çok sevdiğim abilerim var. Sizin isminizi kullanarak tamamen evet, evet, maalesef bu dolandırıcılara gelmesinler. Evet, evet. Yani şöyle, ben Erhan Teşkil'i tanıyorum. Ben Erhan, zaten ben de pazarlama kimseye vermiyorum. Ben pazarlama direkten kendim. Evet, benim yani Kapalı Çarşı ve Şile Meydanı ve diğer bilgisayarcı arkadaşlarım, telefoncu arkadaşlarım hepsi tanımakta. Hani Erhan Teşkil hiçbir zaman pazarlamacı tutmaz. Kesinlikle sevgili izleyiciler. Erhan'ın söylemek istediği şu, yeni yerimizi açacak dolandırıcılara pazarlamacı otu kendisi yapacaktık. Aynen, dolandırıcılara kanmayın. Çünkü sadece güven. Erhan abiye ulaşın, evet. Yeterli size. Bu şeylere kanmayın. Bu şehirde bize çok telefon geldi. Çok mağdur olanlar var bu konuda. Biz Elazığ firmasıyız. Elazığ'da bize her türlü yani yanımıza gelebilir, yerimiz belli, şeyimiz belli. Bunlara kanmayın. Kesinlikle. Yani, çünkü bu tür insanlar şu anki bir fırsat yakalamışlar. Yani bu fırsatı nasıl bir şeye çevirin, döngüye çevirin, nasıl evet, milleti aldırtın. Ve burada yani çok piyasaya girip de hiçbir şey yapmadan da para alıp gidenler var. Belli bir kapora şeyi var bunların. İşte biz de diyoruz ki biz Erhan Tekstil olarak her zaman yanınızdayız. Ve her zaman da yani malımızı geç versek bile yetiştiremeyizden dolayı, kumaşlarımızdan dolayı her zaman hiç kimseyden mağdur etmemiştir. Ve her zaman da yanınızdayız. Boya ve kumaş. Ne? Bizim kumaşlardan dolayı sıkıntımız var hocam. Demin dedik ya, bizim malımız sadece dışarıdan gelmekte. Kumaş olarak gelmekte, baskı, çanta olarak çıkmakta. Evet. Elazığ'da tekiz.
Ama şöyle diyeyim, hani müşterilerimiz bize kızmış olabilir, müşterilerimiz bir şey yapar ama... Tabii ki sizin isminizi kullanarak gidenler illa ki... Yetiştiğimiz şey var, yani yetiştiremediğimiz kişilerimiz var. Mesela bir Osman abimiz olsun, bir Gökmen abimiz olsun, sistem var dedi ve bunlar haklılardır. Çünkü kumaşımız olmadığı zaman, yetişemediği zaman hani cevap veremiyorsunuz. Ama şunu isterim, Elazığ'da yani bir toptancı, bir ihracatçı olmasını isteriz. Evet. Yani bu yeni açılacak yerimizde mesela Aliye Hanım'ın yani daha büyük talepler olacak. Kesinlikle. Daha büyük şeyler olacak. Evet, şu anda sipariş yoğunluğumuz oldukça yüksek. Kumaşın aksıyor olması da bazı yani negatif açıdan... Aksilikler olduğu için tabii ki müşteriye ya zamanında iletmediğiniz için... Evet, bir ay süre içerisinde yeni açılacak olan Felicita tekstilimizi daha çok ekipman ve eleman sayesinde... Kesinlikle. ...müşterimizi hiçbir şekilde aksatmadan... Mağdur etmeden biraz da işinizi büyütüyorsunuz. Evet, evet. Onların bütünüyle isteği doğrultusunda çantalarımız gününde... Daha çok, şimdi söylememek istemiyorum ama gününden önce siparişleri sunmak... Yani işinizi büyütmenizin sebebi aslında size gelen olumsuz tepkileri, işinizin yoğunluğundan biraz da işinizi büyütüp, alanınızı büyütüp şu anki 9 kişiyle yanlış hatırlamıyorsam 30 kişiye çıkardığınız zaman 3 katı bir iş çıkmış olacaktır. Daha rahat bir şekilde olacaktır. Yani müşteri memnuniyeti aslında bu. Evet. Gerçekten ben sizleri Pratik Lezzetleri Kanal 23 adına tebrik ediyorum. Çünkü biz teşekkür ederiz. Kimse kolay kolay böyle gerçekten düşünmez. Hani müşteri memnuniyeti için ben büyük bir yer tutayım veya bir şey yapayım. O bazı noktalarda vardır. İşi hızlı yetiştireyim ama ne kadar olması aksi. En basitinden biz bir yer açıyoruz. Zaten siz de biliyorsunuz. Evet. Reklam için hani bir tabela ve cam giydirmemiz vardı. Bize söylendiği günden bir hafta geçti. Bu olmaması lazım aslında. Ha belki bu onun da elinde olmayabilir ama her zaman için yapılan işe opsiyon verilmesi lazım. Eğer 3 günde yetiştireceksen bunu 5 gün diyeceksin misafirine veya gelen müşteriye. 5 günde teslim ederim. Çünkü 3 gün dediğinde aksi bir şey olabilir, makine arızalanabilir. Bir makinenin tamiri... Evet, evet. İşin en zor kısmı aslında makine tamirleri. Makine tamirleri burada yapılıyor mu? Bulunmamakta. Zaten ben çok sıkıntı çekiyoruz hocam. Bir de şöyle bir müşteriler bir kapasitemiz var. Sipariş verdiği zaman bunu hemen yani şu şekilde görüyor ya. Bu çok basit bir çanta oldum diyor. Halbuki bu... Muslukta doldur, hemen evet, getir. Bu kesme, biye çekmesi, yapıştırması, evet. Baskısı. Yani bir çanta... Bu dükkanda herkesin eli değeri geçiyor. Ben kimsenin eli değmiyor, yani değmemezlik yapmıyor. Yani bir bulaşıcının bile eli değeri geçiyor. Kesinlikle tabii, çünkü bunu Paris kumaşın gelmesi dükkana, tabii, dükkana tabii. Geldikten sonra bunun raflarına konması, oradan raftan alınıp kesilmesi, ölçüsüne göre kesilmesi, evet. Ondan sonra etrafının dikim olması, tekrar kulpunun yapılması, kulpunun iki dikiş, iki tarafı sağdan sonra dikişler var. Evet. Tekrar kulpunun çantaya dikilmesi, işte buna farklı bir baskı tekrar baskıya girecek. Baskıda iki renk ise iki renk baskıdan çıkması lazım, üç renk ise üç renk çıkması gerekiyor. Bir de bizim bir çantanın bir özelliği var hocam, biz malzemeden kaçırmayız. Her firma yani bunu batıdaki... Özellikle ben çantalarda şuna dikkat ederim abi. Malzeme taşırken mesela şu uç kısmı neredeyse açılmıştır. Evet. Açılmıştır. Sizinkinde hani baktığında gerçekten alt kısmı çok kalın bir şekilde evet. Bayağı bir çantanın kendisi katlandığı şimdi, için tabii ki bunun güç kısmı bayağı da güçlüdür yani. Tutun, yok, tutun hocam. Çekin. Bayağı bir asılabiliyoruz. Evet, o konuda rahatım. Evet, işte gördüğünüz gibi sağlamlığı sevgili izleyiciler. Hocam ben şunu söyleyeyim. Yani bizde bizim Erhan Tekstil olarak ya da Felicita Tekstil olarak şunu söyleyeyim hocam. Bizim çantalarımız nereden bellidir? Bizim çantalarımız... İkili kutlu yoktur, üçlü kutudur. İkili yan yoktur, hep üçlü vardır hocam. Evet. Yani bizde malzemeni çalalım da hani bu müşterimize böyle yetişelim diye bir şey yok. Kumundan ve çimentosundan çalmıyoruz, kesinlikle demirden şey çalmıyoruz. Evet. Çünkü gerçekten bunu aldım. Zaten alan kesinlikle ev hanımları bunu evinde kullanıp çantayı taşırken içindeki malzemeyi görecektir. Biz de inşallah yakın zamanda burada logolu çantalarımızı sizlere Erhan abimizin sayesinde hediye edeceğiz sevgili izleyiciler. Bizleri ev hanımları izlemeye devam etsin. Buradan hepsine çok ama çok teşekkür ediyoruz. Bugün gerçekten çok keyifli bir vakit nasıl geçti hiç anlamadık. Zaten prensesimiz tüm izleyicilerimizin kalbini fethetti sevgili izleyiciler.
Güzel tereyağlı bir çorbamız hazır. Biz hazırlamış olduk. Yemeğimiz de fırında sevgili. Kokular zaten mutfağımızı sardı. Birazdan aşağıdan yukarıya doğru ayakkabı seslerini duyacağız. Değil mi prenses? Evet. Sen acıktın mı bugün? Acıktım. Acıktın. O zaman bir 10 dakikamız kaldı. 10 dakika sonra biz veda edeceğiz izleyicilerimize. Ondan sonra masamızda oturup yemek yiyeceğiz. Ama ne yapalım? Biz şimdi çok güzel bir minik ustamız var. O minik ustamızı davet edelim mi buraya? Edelim. O zaman sen çağır onu, sen davet et. Minik ustamızı gelsin. Burada tanıtalım herkese. Bir davet et bakalım. Çağır gelsin. İsmini söyle, çağır. Minik ustamızı çağır buraya. İsmini seslen. Ege abi. Ege abi. Ege abiyi buraya davet ediyoruz. Evet, Ege abimizi de davet ediyoruz sevgili izleyiciler. Ege abimiz mutfağımıza hoş geldi sevgili izleyiciler. Hemen ben şöyle yanıma alayım. Kendi mikrofonumu çıkarayım. Ege abisi gel şöyle sen. Yanıma gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Ne iş yapıyorsun? Aslında. Öğrenci misin? İlk önce öğrenci miyiz? Evet, ilk önce öğrenciyiz ki Ereğli'de aşçı. Ereğli'de aşçılık yapacaksın. Babaannemin yanında. Babaannenin yanında aşçılık yapacaksın. Babaanne yemekler mi yapacaksın? Babaannem. Tamam. Hangi okula gidiyorsun? Cumhuriyet. Lise mi, ortaokul mu? Ortaokul. Ortaokul. Kaçıncı sınıf? 8. 8. sınıf. Peki dersler nasıl? İdareydi. Takdir var mıydı, teşekkür var mıydı? Teşekkür. Teşekkür vardı, çok güzel. Ama mutfağın sevdiğini söyledin. Biraz onun hakkında bir şeyler bize bilgi verebilir misin? Senin gibi düşünen gençlere neler söyleyebilirsin? Bence bir hedef belirleyip o hedefe doğru gitmek lazım. Hedef olması lazım değil mi? Yani kendi birey kendine bir hedef koymadıktan sonra bir yol kat edemez. Bir şeyler öğrenemez, doğru mu? Doğru. O zaman ben hemen senin musluğun başına arayayım. Ellerini bir yıka. İlk provanı burada hemen yapalım. Olur mu? Tamam. Sen ellerini yıka, gel. Ben de hemen sana doğrayacağın malzemeleri hazırlayayım. Bakalım ilk provamız nasıl geçecek? Ben içimde çok mutluyum. Sen de mi yapmak istiyorsun? Bu arada hocam, muhtar adaylarımıza, evet, belediye başkan adaylarımıza, yani reklam isteyen herkese çantamız mevcut hocam. Kesinlikle zaten tekstinde gördüğüm kadarıyla birkaç tane muhtar adayının siparişleri, evet, var, hala biten var, yapılan var. Buradan da eğer ki hediyeler düşünenler varsa aslında bence bütün adayların yani hazır. En azından aslında ben bir şeye çok sevindim. İhtiyaç giderici. Hem ihtiyaç giderici hem de çöpe gitmeyen bir şey. Evet. Ben o yüzden gerçekten Cumhurbaşkanımızı çok ama çok tebrik ediyorum. Aynen. Gerçekten mükemmel bir lider. Ki yıllardır sokak kirliliği vardı. Onu bu yıl kesti. Dedi ki faydalı şeyleri yapalım. Sokaklarımızı kirletmeyelim bayraklarla. Evet. Zaten kişi biliyor sizi. Ama... ben gerçekten kendisini tebrik ediyorum. Gurur duyduğumuz bir liderimiz. Böyle şeyler daha mantıklı. Çünkü bayrak sokağa assaydık onu 3 ay sonra söküp çöpe atacağız. Milli servet. Çünkü sonuç itibariyle gelen bir para çöpe gidiyor. Ama bu çöpe gitmiyor. Hem çok güzel hem çok faydalı şeyler. Bu son dönem için çok teşekkür ederim gerçekten kendisine. Biz hemen bıçağımızı da verelim. Güzel bir şef bıçağımızı verelim. İlk öncelikle bir tarif edelim sevgili izleyiciler. Minik kardeşimiz çünkü mutfağı sevdiği için aşçılığı çok seviyor kendisi. Biz de bugün onunla beraber sizlere ilk birinci sınavını burada canlı yayında verecek sevgili izleyiciler. Domates doğrama şeklimiz, gel yakına yanıma gel. Domatesi hiçbir zaman dik doğramayacağız. Salata özellikle yaparken veya yemek yaparken. Domatesimi doğrayacağımız şekil şu, bıçak şeklimiz şu. Sadece şu, hafif vurduğumuzda bıçağımız gidiyor zaten. Şimdi diğer doğrama şeklini size bırakacağım. Şöyle bıraktım. Şimdi bize salata yap. Evet, güzel bir salata yap bize. Hı? Ne şekilde yapacağız? Şimdi ilk önce şu kollarını şöyle biraz çekelim, hafif bir şey. Domatesimiz şurada. Şu doğrama şeklimiz. Ben sadece ebatını göstereceğim. Ondan sonrasını sen devam edeceksin. Veya şu biberi doğrama şeklimiz şu olabilir. Bıçağımız yan duruyor. Tamamen bıçak sırtı parmağımızın sırtından gidecek. Şöyle sertçe vuracağız. Evet sevgili Ege abimiz de bugün mutfağı sevdiği için sevgili izleyiciler. Eğer ki sizler de mutfağı seviyorsanız kesinlikle mutfaktan korkmanıza gerek hiç yok sevgili izleyiciler.
Normal doğru. Evet. Tamam. Bir oradan vuracağız. Bir yanından. Bir tane daha yanından. Ondan sonra çevireceğiz. Evet. Şuradakilerin aynısı. Sevgili izleyiciler, mutfağı sevenlere ben çok seviyorum. Kesinlikle hiç mutfaktan korkmasınlar. Tabii ki keyifli bir salata veya yemek yapmanın... Üst üste de koyabilirsin. Ama yine dediğim gibi şekil şu. El şekli şu olacaktır. Kesin. İşte şu. Kesinlikle. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, daha ortaokula giden bir kardeşimiz. Mutfak sevgisi var. İnşallah bitirdikten sonra okulunu yaz tatilinde, yaz boyunca birlikte keyifle yeni açmış olduğumuz aşçılık okulunda beraber de keyifle çalışmış olacağız. Anadolu insanı böyle şey ihtiyacı var. Tamam, o yeterlidir. O yeterlidir. Onları kenara alalım. Ondan sonra şimdi biberlerimizi doğramış olacağız. Bu arada yavaş yavaş vaktimizin sonuna geliyoruz sevgili izleyiciler. Biberlerimizi doğradıktan sonra biz yemeklerimizi hemen sizlere servis edip ondan sonra veda edeceğiz. Bugünlük, bu haftalık haftamızı bitirdik sevgili izleyiciler. Önümüzdeki hafta başında yine birbirinden yakışıklı iki tane şefimiz olacak burada. Ben şimdiden ikisine teşekkür ediyorum. Güzel bir köfte ve sufle yapacaklarmış. Okullar tatil oldu. Karnelerini alıp gelecekler buraya. Karnelerini getirdikleri için de biz onlarla beraber keyifli bir yemek yapmış olacağız sevgili izleyiciler. Bu arada köftemiz de pişti. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, köftelerimiz çok da harika. Bugünkü tarifimiz keyifli bir köfte ve süzme mercimek çorbası. Köfte dediğimiz şu sevgili izleyiciler, patlıcanlı, tamam onu da doğrayabilirsin. Patlıcanlı, domatesli, patatesli aslında çöp şiş olarak pişirecektik biz bunu fırında ama tepsiye dizdik, şişlerimiz yoktu. Ben iki konuğuma da çok teşekkür ediyorum. Hatta dört konuğuma çok teşekkür ediyorum. Bugün mutfağımız çok keyifli. Erhan abi son söylemek istediğim şeyler. Çünkü vaktimizin sonuna geldik artık yavaş yavaş. Burada destek veren, özellikle siz bugün ayırdığınız program için çok teşekkür ederiz. Böyle bilinçlendirme ve güzel bir sohbet şeklinde, ev şeklinde daha doğrusu. Ev ortamı bizim. Evet. Kimse kendini kasmıyor zaten. Yani, keyifli bir ortamda beraber lezzetli yemekler. Sizden kaynaklanan bir şey. Çok teşekkür ederiz. Yani burada hiç şey yapmadık, sıkılmadık, hiç şey yapamadık, kasılmadık. Ben teşekkür ediyorum. Ayrıca burada belediye başkanları, adaylarla herkese Erhan Tekstil'in kapısı açıktır. Ve çalışmak isteyen herkese bekleriz. Yeni yerimiz açmakta olan... Büyük daha yer açıldığı zaman tabii ki daha büyük hizmetler vermeye gayret edeceğiz. Tabii ki kesinlikle işin ustasından, işin mutfağı aslında. Evet. Hem evde mutfakta hem tekstilde mutfakta. sizin son söylemek istediğiniz böyle gençlerimize... Çalışmaktan korkmasınlar, atılımlar güzeldir. Atılımlar her daim yenilikler içerdiği takdirde yani daha geniş istihdam alanları sağlamaktadır. Benim gibi cesur olsunlar, iş atılmaktan kesinlikle korkmasınlar ve çekinmesinler. Bu arada sizi tanımaktan ve bu programa bizi dahil ettiğinizden ötürü çok teşekkür ederim. Büyük ben bir keyif aldık. Kanalım adına ve tüm ekibim adına çok teşekkür ediyorum. İyi ki bizi yalnız bırakmadınız, geldiniz. Böyle dünya güzeli bir prensesimizle çok da keyifli bir İzmir marşıyla biz başlamıştık sevgili izleyiciler. Eminim ki siz de çocuklarınız bir an önce 5 yaşında dünya güzeli prensesimiz. Allah seni korusun. Hep böyle güzel kal. Ülkemize hayırlı bir evlat olursun inşallah. Prenses gibi zaten anne sana bakıyor. Çok teşekkür ediyoruz ki böyle bir annem var. Ve yine de abisi sevgili izleyiciler çok da mutfak seven bir kardeşimiz. İnşallah onu da en kısa zamanda usta yapacağız yavaş yavaş. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm herkese ben teşekkür ediyorum. Kanal 23 ailesi olarak Pratik Lezzetler Mutfağı'ndan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin en doğru kanalı, en kaliteli programları sizlere sunmaya devam ediyor sevgili izleyiciler. Pazartesi buluşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.